Merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda X-Men'i hoparlörü inceleyeceğiz. İncelemeye başlamadan önce şunları söylemek istiyorum. Hoparlörümüz çalışmıyor. Ben de gayet sert bir şekilde hoparlörü açacağım. Ses kontrol tekerimiz var. Şurada LED bildirim koymuşlar. Stereo girişimiz kaç santim? 10 santim falan. Açma kapama tuşumuz var. Mini USB portumuz. Porttan bir sıkıntı yarattı. Çalışmadığı için içini açacağım. Bir taşınabilir hoparlörün içi nasıldır? Onu görmüş olacağız. Açarken beni birazcık zorlayacak gibi. Şurada ayrıca bir ses girişi koymayı ihmal etmemişler. Şuradaki vidaları çıkartmak gerek. Şimdi kim onunla uğraşacak? Çok ilginç bir sistem. Süspansiyon sistemi yapmışlar resmen hoparlöre. Ben bununla mızıka çalarım. Elektronik mızıka. Her neyse. Tornavidaya ihtiyacım var. Bir tanesi gitti. Yere düştü. Ayağıma girecek birazdan bence. Bir ara girer işte. Saplanır ayağımıza. Açıyoruz. En nefret ettiğim şey, bir şeyin içini açmak. Ama merak ettim yani. Nasıl bir pile sahip? İçindeki devre nasıl? Ben de ilk defa sizinle birlikte görmüş olacağım. Genelde taşınabilir hoparlörün İçinin nasıl bir şeye sahip olduğunu. Çıkacak mısın? Bugün çıkarsın inşallah. Çözdük. Devremiz karşımızda. Kopart gitsin, nasıl olsa çalışmıyor. Pile bakın, pile. Ses tekeri. USB portumuz. LED'imiz, açma kapama switch'i, baskı devremizi görebiliyorsunuz. Pil. Ben bu pili kullanırım ya. 400 mAh saatlik pilmiş. Bununla ne yapabilirim? Bilmiyorum, bir şeyler buluruz işte. Şimdi şu gereksiz süspansiyon şeysini çıkartmak istiyorum sanki. Milyar dolarlık bir sistemde ilginç bir şeye girişmişler. Açıl be, öf. Böyle kullanabilir miyim acaba? Bayağı sağlam yapıştırmışlar. Ve tel koymuşlar. Yani ne kadar gereksiz bir sistem, onu da anlamış değilim yani. Sanki 20 wattlık bir sistem de ilginç bir şey deniyorlar. Şimdi sürücüyü çıkartmam lazım da. Çık artık be. Oh be. Çıktı. Çerçevemiz. Diyaframımız. Süspansiyonumuz. Tozluk. Mıknatısımız. Bağlantı kabloları. Diyaframın anasını ağlatalım. Keselim. Baya dayanıklıymış yalnız ha. Şiddet uyguladım, açılmadı. Vay be. Lastik gibi yapmışlar abi. Baksana şuna. Bildiğin lastikten sürücü yapmışlar. En azından tozluğumuz kaliteliymiş. Lastikten sürücümüze hoş geldiniz. Lastik diyaframımız, dediğim gibi süspansiyon sistemi, çerçevemiz, ses bobinimiz, ağlar şurada. Baya zorladı be. Yani bunu kulak üstü bir kulaklığa taksam bile sana şey olmaz ya, yar olmaz bu. Herhalde dünyanın en ucuz sürücüsünü kullanmışlar. Öyle söyleyeyim size. Bir taşınabilir hoparlörün pili nasıl olur, onu da görmüş olduk. Gayet ufak bir ebatta. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir taşınabilir hoparlörün içini açtığımızda karşımıza neler çıkabilir, onları gördük. Ufacık bir pile sahip olduğunu gördük. Lityum polimer mi acaba bu? Oraları karıştırmıyorum.
Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Paylaşmayı unutmayın. Umarım merakınızı gidermişimdir. Kendinize çok iyi bakın.